Amerika'da yaşayan bir genç oldukça güzel bir kızla asansöre binmiş fakat kızdan bakışlarını kaçırarak ona bir kez olsun bakmamış. Başka bir sefer yine ikisi asansörde denk gelmiş ama bu sefer yalnızlarmış. Kız gencin kendisine zarar vermesinden korktuğundan ona bakıyormuş sürekli. Fakat genç kıza bir kez olsun dönüp bakmamış. Genç gözlerini kaçırması kızı şaşırtmış ve ilgisini çekmiş. Asansörden inecekleri sırada genç kız herkes bana dik dik bakarken sen bana bir kez olsun bakmadın. Peki niye? diye sorduğunda genç dinim bana bunu haram kılmıştır diye cevap vermiş. Kız hangi dinmiş bu dediğinde İslam cevabını almış. Peki neden korkuyorsun dediğinde genç Alemlerin Rabbi olan Allah'tan ve ahiret azabından korkuyorum diye karşılık vermiş. Kız, "Dinin neye emrediyor?" diye sormuş. Genç, "Muhakkak Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar." diye cevap vermiş. Kız bu son cümleden çok etkilenerek "Bu söylediğin de nedir?" diye sormuş. Genç, "Bu alemlere rahmet ve rehber olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katından indirilen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir ayettir diye cevap vermiş. Genç kız ayetten çok etkilendiğini göstererek sen uzun bir anlatıma ihtiyaç duyan konuyu şaşılacak kadar kısa ifade ettin demiş. Genç adam ineceği kata geldiğinde immiye yeltenince kız Konuşmamı bitirmedim. Seninle bu konuşmayı tamamlamamız gerek demiş. Kız gençle aynı yerde inip sözlerine devam etmiş. Bana bakmanı engelleyen bu yüce dini anlat deyince genç ona İslam'dan bahsetmiş. Uzun uzun ama yine gözlerini yerden ayırmamış. Genç kız ben oldukça zengin biriyim. Babamdan bana büyük bir servet kaldı. Şirketlerim, servetim ve binlerce işçim var. Benimle evlenir misin diye teklifte bulunmuş. Kabul eder misin? Genç, hayır olmaz. Sen Müslüman değilsin diye karşılık verince, kız Müslüman olmak için ne yapmam lazım deyince, genç, yıkan, sonra şehadet getirmek için New York'taki İslam merkezine gel demiş. Genç kız hemen yıkanıp, aynı gün içinde gencin dediği yere şehadet getirmeye gelmiş. Aynı günün gecesi evlenmişler. Kız bütün malını gence emanet ederken şu sözler dökülmüş kızın ağzından. Seni hiç tanımazken kendimi sana emanet ettim. Şimdi seni tanırken nasıl malımı sana emanet etmem demiş. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب